Canı ne yapıyorsun? Gizem öğle yemeği yiyeceğiz ya. Dedim şu sebzeleri sirkeli suya bastırayım. Elmas Bey ile bu uygulamayı hayatında hiç duymamış. Anladım. Canım sen niye bu kadar koşturuyorsun ki, bıraksaydın elmas hazırlardı? Ay yok. Dün akşamki travmadan sonra iyi geliyor. Boşatırsam kafaya takarım. Anladım, anladım. Çok güzel, evet. Ben peynirli salatamızı yaparım. Çünkü elmascık peyniri paketten çıktığı gibi rendelemeye kalktı da yıkamadan. Herhalde unutkanlık, yoksa bilmemesi imkansız. Yazık, kız azıcık dinlensin. Yorgunluktan unutkanlık basmış. Aa. Aa, ne düştü? Senden bir şey düştü. Ne? $100 mı? Ne $100? Bakayım. Aa, evet evet, $100. Çünkü Benjamin oradan bana bakıyor. Sevgili dostlarımdan biridir. Nerede görsem tanırım. $100, evet. Senindir bu. Yok, senden düştü. Yok. Gizem'im, hayatımda hiç $100 olmadı, olacağını da sanmıyorum. Ama senden düştü, ben gördüm gibi. Gizem'im, sen artık diyet yapma ya. Bulanık görmeye başladın canım arkadaşım. Ne $100 ya? Hayır, ama şöyle bir şey olabilir. Mesela zamanında almışsındır, cebine atmışsındır, orada unutmuşsundur. Hani dolar kuru düşük olduğu zamanlarda falan. Ne bileyim, doların böyle 1-1,5 lira olduğu zamanlarda. Cumhuriyet ilk kurulduğunda. Onun için de gencim, yetişemedim onlara diyorsun. Al canım benim, saçmalama. Yani bu ya senindir ya Ozan Bey'den düşmüştür, bir şeydir. Ne $100 ya ey Allah'ım. Hayır, ben yolda $10 bulsam bankaya faize koyacağım. Koyma kız, koyma, dolar faizi düşük. Bu da bende kaldı. Benjamin, yine baş başayız. Bence biraz fazla bedensel ihtiyaçlarının emrindesin. Pardon? Her zaman yemeden önce yemeğine bakıp bir düşünmelisin. Bunu kim yetiştirdi? Tarladan kim topladı? Kim pişirdi? Ve emek veren insanlara minnet duyup öyle yemelisin. Samsara, İlayda'nın içinden çıkar mısın? Ne alakası var? Bunlar o felsefenin öğretileri. Samsara anlatmış. Hatta galiba seni biraz da zehirlemiş. Bana bir şey anlatmasına gerek yok ki. Ben zaten çok yaşamış, olgun ve her şeyi aşmış bir ruhum. O zaman bir daha Samsara'yla muhabbet etmene gerek yok. Hı, bayıldığımdan değil. Kızın getirdiği bindiyi alıp bir teşekkür edemediğin için o da bana kaldı. Ne bindisi Allah aşkına ya? Takmış bir de. Dünyaya ilk gelişin olduğu için böyle şeyleri anlamaman normal. Dünyaya 10 defa daha gelsem bir kez daha o kızla çıkmam. Çıkmam. Ne edepsiz, ne mahalle kızıdır o bazen, biliyor musun? Hiç hayalimde canlanmadı. Sonuçta anne ve babasının Sanskritçe dünya demek olan Samsara adını verdiği bir kız bu. Adı Semra. Samsara'yı sonra kendi taktı. Hadi ya. Senin de adın ayrı ama her iyi kullanıyorsun. Zaten bir sürü şeyi benden öğrenip taklit etti o. Veya sen ondan. Ne? Samsara mı söyledi bunu? Görüşme artık şu manyakla ya. Görüşmüyorum. Senin ilişkini bitiriyorum mecburen. Zaten hep negatifi ben emeyim. Hep o kötü enerjiyi ben yükleneyim. Benim evrendeki misyonum bu. Sufi'cim valla, mutfak, banyolar, bal, dök, yala. Gerçi tabii ben rejimdeyim biliyorsun, öyle demiştim sana. Onun için şekerli şeyler bana yasak, onun için bal döküp yalayamam. Oo, bir de kek yapmışsın. Oh, ne güzel valla. Buraların tuzu da mı alınmış? Evet. Salonda havada uçuşan partiküller vardı. Dedim yediğimize, çaylarımıza düşmesin. Tuz bizi haftada bir yıkanıyormuş da, ya neyse. Aa, şimdi aklıma geldi. Safiye aniden, sen şey dedin bugün. Dedin ki Hıdır Elliz geliyor dedin. Birinci Cemre düştü, ikinci Cemre düştü, onlar bitti falan. Onlardan bahsettin. Sen bana bir şey demek istedin. Evet Gizem'im. Bir şey demek istedim. Çok güzel. Ben sana bu vesileyle bir yarım altın takmak istiyorum. Şöyle. Çok güzel.
Niye? Hıdır Elles hediyesi. Şaka mı bu? Yo. Adettir. Biz Hıdır Elles'de hep birbirimize altın veririz. Siz? Biz? İstinyeliler. Eski İstinye medeniyeti, antik İstinyeliler, yani bizim atalarımız. Bizde adettir. Hep Hıdır Elles'de altın verilir yani. Bu böyledir. Herkes bilir bunu. Ne diyorsun ya? Aa, yok. Olmaz bacım. Olmaz. Sen al bunu. Ne yapayım ben altını? Ben sana bunun karşılığında ne alacağım? Altın. Çiçek. Melike bana bir saksıda çiçek verecek. Çünkü antik İstinyelilerde böyledir. Altın verirsin, çiçek alırsın. Yani bizim antik İstinyeliler böyle yaparmış. Ne münasebet ya? Ben şimdi durup dururken senden altın alamam. Gizem, ben bunu demek istemiyorum. Mesajlarımı yanlış anlıyorsun. Sen başka bir şey demek istiyorsun. Evet, konu başka. Anla artık, biliyorsun. Yani böyle altına hediyeyle olmaz bu iş. Bize düzenli iyi bir aylık gelir lazım. Ben seni anlıyorum yavrum. Ben seni anlıyorum. O işi halledeceğim. Sen bu zırta poza bakma. Vallahi mi Zahide teyze? O iş bende. Konuşacağız. Ay sağ ol Zahide teyze. Sen ayarla ne olur. Ya görmüş geçirmiş insanın hali bir başka oluyor. Ha. Antik İstinyeli atalarımın kemikleri sızlıyor şu an gerçekten. Çünkü altınım kabul edilmedi. Bunun karşılığında benim şu an hemen şekerli bir şeyler yiyerek kendi vücuduma zarar vermem lazım. Mecburen şu kekten alıp yiyeceğim artık rejimime rağmen. Yiyeceğim, yapacak bir şey yok. Gelenek var, görenek var. Afiyet olsun. Ay, nasıl beraber gezerdik ya? Bana benden daha yakındı. Anne? Şu düğümde sarıldı bir tanem. Ay geç buldum, erken kaybettim. Anne kim öldü? Onlarken içim ısınırdı ya. Herkes böyle daha güler yüzlü bakardı bana ya. Beraber yaşlanacaktık. Nasıl gitti? Ay Firdevs'e mi öldü yoksa? Yok oğlum, paltom gitti ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya hay Allah'ım ya Rabbim, anne ben de bir şey oldu zannettim. Ne ağlıyorsun ya? Alırız senin palto, ne var? Oğlum bağırıp durma ya. Özel bir paltoydu o benim için. Kesin kumsal aldı değil mi? Kesin kumsal hediye etti. Öf değil ya. O bana kumsaldan önce geldiydi. %100 yürüdü. Pahalıydı ya. Kumsal mı? Kumsal mı dedin? Oho, hala surat yapıyorsun. Kafama saksı attın, daha ne? Hak ettin. Ya o kadınla 2 yıl önce 1 hafta takılmışım. Sırf Gizem ablanın hatırı için işi bozulmasın diye gittim, bir kahvaltı ettim. Anlattım bunları sana ya. Gerekirse 10 kere anlatacaksın. Sabıkalıların ifadesi birkaç kere alınır. Gizem ablayı da görgü tanığı olarak dinlettim. Onun sayesinde şu an sadece denetimli serbestliktesin. Yoksa ceza alırdın. Neyse, bir şey diyeceğim. O ne ki? Bu Cengiz Bey'in mi? Yok, bu babam için bile fazla küçük ya. Gizem ablanın olabilir mi? Babama küçük olan bir şey Gizem ablaya olur mu? Doğru. Ya bu ara 2 ev arasında sürekli bir temizlik trafiği dönüyor ya. Acaba dedim çamaşırlar mı karıştı? Melike, sen bunu makine atıp küçülttün mü? Galiba ya. Bu erişkinler için normal boyda bir ceket miydi acaba? Aman bence çok takma. Koy bir kenara, unutulur. Hmm. Nasıl olsa sahip bulunmuyor. Hmm. Sen bu gece ne güzel kokuyorsun. Çamaşır yumuşatıcı.